birlikte yürüyüşüne daha başlıyoruz. Kaan'ın da ilk birlikte yürüyüşü olacak. Tamam oğlum, gidelim. Bak yemek var burada. Sana güvendik biz. Bak bir torba yaptırdık seni. Biz sana güvendik. Evet, araçlar birer birer geliyor. Merhaba hocam. Biz sana güvendik ya. Güvendin? He tabii. Güven ya. Dur o zaman. Ama öyle yapma. Oo, baf 10 numara ha. Ulupınar'dan yürüyüşümüz başladı. Biraz gecikmeli de olsa saat 11 gibi yürüyüşümüze başladık. Yanartaş, Çıralı, Olimpos Park turunu yürüyeceğiz bugün. 14 kilometre. Birinci gün. Oğlum nasılsın? Yorgun musun oğlum? Tamam. Dağlara tırmanmaya gidiyoruz değil mi? Mutlu musun? Tamam. İyi, mutluyum. Ben de mutluyum o zaman. Tamam. Ben de mutluyum. Ay çok güzel. Tamam oğlum. Evet. Evet. Kaçkar, Verçenik, Kazbek, Elbruz tırmanışlarını birlikte yaptığım badim Sinan Fakir yanımda. Evet, ilk defa seninle birlikte yürüyoruz. Nasıl? Valla süper, gerçekten burada olmaktan mutluyum. Seninle birlikte olmak daha da mutlu. Özlemişim seni ya. Vallahi ben de özledim. Bir haftadır görüşmüyoruz aslında. Önce kaynaklarda büyük dağlarda inşallah çıkacağız. İnşallah. Hedeflerimiz var. Küçük bir hedef koyalım. Everest'e tırmanalım. Nasıl? Küçük bir hedef. Evet. Biri bize para versin, tırmanalım. Likya yolunun en küçük yürüyüşçüsü Kaan Gültekin. Aferin oğlum. Dağlara tırmanmaya mı geldin oğlum? Aferin. Yeni bir yürüyüşçü yetiştiriyoruz. Abicim başımıza dert getirdin ya. Bu adam benim elimden tuttu. Başım döndü, beni taşıttı, gördün mü? Hadi ya. Tabii. Efendim oğlum. Bravo. Şey o yani. Yavaş. Kocaman bir dağ. Sen kocaman bir dağ. Ana. Kıskandın mı? Kıskandım tabii. Niye kıskanmıyorum kardeşim? Ben benden yakışıklı ve benden uzun adam sevmem bir kere, tamam mı? Gram kadar akıl yok. Şu gece çocuğun peşine takıldınız ya, gibi. Beni bile yetti ya. Bir şey getirdi ya. Kutlarım ya. Ah, vah vah vallahi ya. Kutlarımmışım ben. Beni bile sakin. Efendim oğlum. Yanartaş'a bir saat kala 10 dakika mola verdik. Hava inanılmaz sıcak. Hızla sularımız tükeniyor. Allah'tan fazla su aldık. İhter vahter zoyten ayten nayten doh. Ya kaç kere söyledim, bir öğrenemedim şunu. Valla neydi o ya? İhter aynen zohten kohter baynen boh. İşte olay budur. Mehmet o. Şafakoviç. Gidiyor muyuz Altaylara? Gidiyoruz Altaylara. Oğlum, kımız orada... içip at eti yiyeceğiz mi? Oğlum orada şey Altay kaplanları falan varmış lan. Sevmesinler bizi. Valla gerçekten şaka. Valla öyleymiş he. Ben biraz okudum. Ne yapacağız? Vecihi. Vecihi. Yusuf. Yusuf mu yani? Bayağı bir Yusuf. İhter aynen zohten. Kohter aynen bu. Yanartaş'ın asıl kilisenin olduğu bölüme doğru ilerliyoruz. Asıl ateşlerin olduğu yere doğru. Yukarıdaki 3 noktadan çıkan bir ateş noktasıydı. Yukarı Yanartaş'tı orası. Şimdi aşağı Yanartaş'a doğru iniyoruz. Daha sonra Çıralı.
ara ver ya da biraz tempo düşür. Şu an bakıyorum sizinle bizim aramızda ciddi bir... Yanartaş'taki Bizans dönemi kilisesi. Deli Doğrul'a para ödememek için dağa vurduk. Dağdan ilerliyoruz. Onlara para yok. Evet, Kaan'ın çilesi. Kimin şapkası? Aa, şapka takmamış mı? Kızalım Mehmet abiye. Ama Kaan akıllı olduğu için şapka takıyor değil mi oğlum? Şapka takıyor. Sen taktın mı şapkanı anneciğim? Taktım. Şapkanı. Bizim küçüğü ver, bir de orada arkadaş bekliyor küçük. Abla senin işinde gözü var onun, ona bakma sen. Yok da yardım ediyorum. Hadi be. Bitti abla bu. Ümit, kaç bardak içtin? Hocam daha içemedim ya. Oo, çok büyük kayıp. Bana diyorlar da engin var engin götürüyor vallahi. Yani bir tane kesiyor bir tane yiyor. Bir tane kesiyor bir tane yiyor. Bir tane kesip bir tane kesip iki tane yiyebiliyorsa asıl mesele o bence. Vallahi bilmiyorum. Ben sen olsam bunu da... Hasan Hüseyin'i bile ısmarladı bana. Ismarladı. Vay 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 vay. Hı. Tamam. Var mıymış çay? Likya yolunun en kötü parkurlarından biri. Yanartaş'tan sonra parke döşeli yol ve asfalt yol. Çıralı'nın bitimine kadar hep böyle. 2,5 kilometre kadar.